Türkiye'yi bu hale kim getirdi? Şehit cenazeleri geliyor. Bakın değerli arkadaşlar, bugün bir gazetemizin manşetindeki bir fotoğraf bu. Bir şehit evi. Balıkesir'de. Ben hep diyordum ya, bu şehitler yoksul halk çocukları diye. Fakir fukara garip gureba diye diyordum ya. İşte bu fotoğraf onu kanıtlayan bir söylemdir. Değerli arkadaşlar, bu Ankara'da oturan beylerin, iktidar olan beylerin, çocukları oraya gidiyor mu? Yakınları oraya gidiyor mu? Akrabaları oraya gidiyor mu? Gariban çocuklara buyurun gidin diyorlar. Açık ve net söylüyorum. Bütün şehitlerimizin kanı AKP yöneticilerinin yakasındadır. Ne oldu da Türkiye'yi bu hale getirdiniz? Oturduğunuz terör örgütüyle pazarlık yaptınız. Size demedik mi? Ya yapmayın. Yanlıştır bu. Hatta önce dediler ki, kim bunu söylüyorsa şerefsizdir. Sonra ortaya çıktı. Şereften zerre kadar nasibini almayan insan çark etti tabii. Dedi ki, yani evet görüştük dedi. Şimdi şunu söylüyoruz. Siz PKK ile hangi görüşmeleri yaptınız? Hangi tutanakları imzaladınız? Hangi konularda görüş birliğine vardınız? Çıkın bunu millete anlatın. Kahramanlık yapıyorsun. Geç onları sen geç. Onları külahıma anlat. Sen PKK ile oturup ne pazarlığı yaptın arkadaş? Çık bunu bir anlat. Bizim bunu bir bilmeye ihtiyacımız var. Söyledik. Ya arkadaş, devlet elden gidiyor ya. Bak, PKK gitti şehrin merkezine silah depoladı. Bu silahlar gelirken sen neredeydin? Bu ülkeyi kim yönetiyordu bu silahlar gelirken? O hendeklerin içine tonlarca patlayıcı madde konulurken siz neredeydiniz arkadaşlar? Siz neredeydiniz? Şimdi kalkmış kahramanlık taslıyorsunuz. Oturdular şimdi Diyarbakır'da bir toplantı yaptılar. Hendekleri savunuyorlar. Şehrin ortasını hendek kazacaksın, birileri sessiz kalacak. Zaten sessiz kaldıkları için bu hale geldi ülke. Efendim birden fazla il bir araya gelsin. Özerk bölge oluştursunlar. Anayasanın ilk 4 maddesini değiştirelim diyorlar. Niye istiyorlardı biliyor musunuz? Buna izin vermek için. Onun için dedik, anayasanın ilk 4 maddesi bizim kırmızı çizgimizdir. Olmaz. Dedik bunu gayet açık. Bölgeleri neye göre ayıracağız? Etnik kimliğe göre ayrılacak. Türkiye Cumhuriyeti bir etnik kimlik devleti değil. Şimdi ben merak ediyorum. Burada öngörülen 14 madde AKP yetkilileriyle ne zaman, nerede görüşüldü? Çıkıp bir anlasınlar. Bütün bu görüşmelerde başkanlıkta bu pazarlığa dahil mi? Neden? Bana 400 vekil verin biz bu işi bitirelim diyordu. Hangi işi nasıl bitirecektir? Çık anlat şimdi.